Herkese merhabalar. Merhabalar. Mini evimize hoş geldiniz. Çok sevdiğimiz Adrasan'dayız. 2 aylık yoğun koşturmanın ardından hem dinlenmeye hem de camper'ımızı deneyimlemeye geldik. Ormanın sıfır bir alandayız. Efruze Kamp'tayız. Kanalımızda indirme videosu da var biliyorsunuz. Sezonun da kapanmış olması dolayısıyla her yer sessiz, sakin ve bir süre burada kalıp dinleneceğiz gibi görünüyor. Evet. Bizim için oldukça hareketli bir yazdı. Hem kendi işlerimizin yoğunluğu, hem camper'la uğraşmak. Her ne kadar 8 tane hafta sonunda çalıştık desek de aslında yapmaya karar verdikten sonra düşün aşaması bayağı uzun sürdü. Pandemi nedeniyle de hemen başlayamadık. Şubat ayında karar verdik. Mart'ta aracımızı aldık. Pandemide de modellemeler, okumalar, defalarca değişen çizimler derken detaylı araştırmalar da düşündüğümde aslında tam 7 ayımızı almış. Ve Antalya'nın da en sıcak zamanında otoparkta geçirdiğimiz sayısız saatler. O yüzden burada duracağız gibi geliyor. Bu sayede hem ekipmanlarımızı test etmek hem de teori ve pratik arasında ne kadar kullanışlı yapmışız, yapmamışız onları görmek istiyoruz. Biz en iyisi yapmaya çalışmadık. Kamplara ihtiyaç duyduğumuz ihtiyaçlara göre geliştirmeye çalıştık. Buna göre her şeyi planladık. Ona göre yaptık. Biz bir marangoz değiliz. Mesleki olarak benim hemen bilgisayar programcısıyım. Yani lise endüstri mesleğini bitirdiğim için elektrik konusunda, alet kullanması konusunda bayağı tecrübelerim var. Babamla beraber inşaatla çalışmıştım. Bayağı bir dönem elektrikçilik yaptım. Ondan dolayı bir el becerim biraz yüksek olduğu için bu proje yaparken de Bahar'la beraber ihtiyaçlarımızı belirledik. Ona göre en iyisi yaptık. Evimize geldiği kadarıyla en iyisi yapmaya çalıştık. Biz kendi evimiz için de bir sedir yaptık, kiler yaptık. Böyle şeylerle uğraşmak çok hoşumuza gidiyor. Yani bir şeyler üretmek güzel bir şey. Yani kendin bir şeyler tasarlayıp bunu üretmeye çalışmak ve üretme sürecinde emek harcamak çok güzel şeyler. Seni çok mutlu ediyor ve dinlendiriyor. Evet. Bu video yepyeni bir serinin başlangıcı olacak. Uzun yıllardır çadırımızla kamp yapıyorduk biliyorsunuz. Şimdi daha donanımlı, buzdolabımızın, tuvaletimizin, hatta araç üstü çadırımızın, tentimizin olduğu kamp hayatımızda yepyeni bir dönem başlıyor. Araç üstü çadırımızın da yağmura ne kadar dayanıklı olup olmadığını bilmiyoruz. Onu da deneyimlemek istiyoruz. Emin değiliz, denemek istiyoruz. Tüm bu süreçte yanımızda olan, neredeyse hiç mutfağa girmediğimiz, süpürge bile de almadığımız ve her koşulda bizi destekleyen canım annemize çok çok teşekkür ediyoruz. Çok teşekkür ediyoruz. Sağ olsun, var olsun. Öpüyoruz seni. Ve tabii ki YouTube ve Instagram ailemize sizlere çok teşekkür ederiz. Yanımızda oldunuz, desteklediniz, pek çok fikirler verdiniz. Sizlerle çok güzel bağlar kurduk. Çok güzel insanlar tanıdık. Şahane insanlarsınız. İyi ki varsınız. İyi ki varsınız. Kanalımıza abone olmanız, zili tıklamanız ve beğendiğiniz videolara tıklamanız gerçekten çok önemli. Çünkü bu sayede biz de bu kadar emek vererek çektiğimiz bu videoların birilerine ulaştığını görüyoruz. Ve çok mutlu oluyoruz. Emeklerimizin bir nevi karşılığını almış oluyoruz. Evet. Ve tüm mesajlara da dönmeye çalışıyoruz. Çok teşekkür ediyoruz. Birlikte yapacağımız nice güzel kamplar diyelim. Bakalım neler keşfedeceğiz. Yol bize ne gösterecek. Her şeyden öte sağlıkla, sıcacık, güzel insanlarla pozitif sohbetlerimizin bol olduğu bir kış olsun. İnşallah. Hepimize. Güzel bir kışımız olsun. Güzel gezi kamplarımız olsun. Tuvaletimiz için böyle bir kabin yaptık. Şöyle açılır bir kabin. Burada 1.2'lik kabak kontrol plak kullandık burada bu sefer. Afif olsun diye. Ağırlığı. Evet. Şöyle 2 tane menti şeylerimiz var. Arkasına şöyle bir leğdiğimi koydum ki kapağı tutabilse. Kapak geri gitmesin, devrilmesin diye. Şöyle rahatlıkla durabilmesi için. Evet. Önce şöyle açılı bir kapağımız var. 4 tane tatlıslarla sabitledik. Tuvaleti kullanırken alması ve kullanırken de kolaylık olsun diye. Ya, mıknatısı bol bulunca her şey mıknatısı. Böyle kapatıyor, kilitleniyor. Evet. Amacımız bu şey. Arabada taşırken problem olmasın. Yani sabitleyebilmemiz kolay olsun. Daha kolay taşıyabildik yani. Çünkü buna fitil diyoruz değil mi? Onları gündürtü. Evet, fitillerle bağlayıp taşıyoruz. Fitille bağlayıp böyle her ikimiz de bir ucundan tutunca kaldırabiliyoruz. Zaten hemen şurada arabadan buraya tak diye yan tarafa evet. Oturtuyoruz odaya. Aynen. Şöyle kapatalım. Şuradan su dolduralım mı? Aa, evet, dolduralım. Hazır kurmuşken. Bu konuyla da ilgili birkaç soru daha geldi. Nasıl dolduruyorsunuz? Geçen videoda yanıtlamıştık ama burada bir de gösterelim istedik. Ben şöyle şuradan alayım mesela. Aşağıdan verebilirsin. Şuradan şimdi su deposunu açıyorum. Hidrofor açık değil mi? Tamam.
Bunu böyle dayıyorum. Yukarıya doğru kaldırıyorum. Ve bu şekilde temiz suda fıstığını doldurabiliyoruz. Çok pratik oluyor. Su taşıma derdi yok. Değil mi? Gerçekten. Hem tuvaleti hem de temiz su deposunu bu şekilde ters mantıkla kullanmak kolay oldu. Çok faydalı çok oldu. Faydalı. Ellerine sağlık Gülgör'cüm. Harikasın. Temiz su bidonumuzdaki su hidrofor girişini çıkartıyoruz burada. Ortamın ucunu. Getirdiğimiz su bidonumuzun içine sokuyoruz. Böylece artık su depomuz, yeni su depomuz bidon oluyor. Evet. Böyle istediğimiz gibi servis kullanabiliriz. Kuşanmak için istersek de depomuzu doldurabiliriz. Ne kadar güzeldi. Güneş değil, yarım saat öncesine kadar birden gök gürlemeye başladı. Hava kapandı. Bu kampta da kesin yağmura tutunacağız. Hazırlık yapıyoruz şimdi. İçerisini hazırlıyoruz. Yağmuru yiyeceğiz mi, yemeyeceğiz mi? Göreceğiz. Ama şey, çadırın üstündeki yağmur randasını da atmamız lazım. Evet. Değil mi? En tepeye nasıl ulaşabiliriz? 2,5 metreden fazla olmuş. Gülgör. İp atacağız. Örümcek gibi ağ atacağız ha? Evet. Şunları da içeri alırız herhalde. Onu kapağında kapatacağız muhtemelen. Şimdi nasıl yapacağız bakalım. Şöyle size alayım. Eyvah eyvah. Ses gittikçe yaklaşıyor. Evet. Evet tabii. İlk kez kurunca tam da böyle şey yağmur denk gelince çözmesi acaba nasıl olmuş? Sesi duyuyor musunuz?
Ah. Ha? Au! Güngü! Biraz ara verelim, gel. Evet. Bunu altı kapasitede dayı götürdüm. Her yer taşlık olduğu için tam olarak odayı çakamadık yere hiçbir şekilde girmiyordu. Yani mümkün olduğu kadar dört yerinden sabitledik ama o da yeterli gelmedi. Şu şimdi araba tarafını da kapatmak lazım ama bunu tekel yapamam. Ay, nasıl bir yağmur yedik birdenbire. Yetiştiremedik. Güngör'cüm ne alemdesin? Güngör şimdi yukarıdaki camları kapatıyor. Ay, şunu da alayım şu tarafa. Sandalye dizime düştü ya. Tuvaleti de bu şekilde taşların üzerine oturttuk. Kabin ıslanmasın diye. Evet. Dur ben dışarı camları kapatayım bari Güngör. Açtım ben gerçi daha hani hı-hı, içeride boğulmayalım diye ama bu taraftan hı-hı estiği için bari bu tarafı kapatalım. Tamam başla. Evet. Oh, sonunda atabildik. 15 dakika koştuk sağa sola. Çiseliyor Allah'tan şu anda. Ağır bir rüzgarla geldiği için tenteyi çıkarttık. Çünkü taştan beri yerler taş olduğu için çok şey yapamadık yani hakim olamadık. Çok iyi çakamıyoruz bu yüzden. Şimdi bagaj arkası yaptığımız tentemizi deneyeceğiz. Bakalım o da ne kadar başarılı olacağız. Hazır böyle hafiflemişken onu takalım bir de. Olmuyor değil mi? Taş yer çakamıyor. Bu kötü işte. Ne kadar hazırlıklı gelirsen gel, kurulamıyorsun. Zemir taş çakılmıyor. Evet. Taşlık coğrafya hayat. Biraz girer gibi bir içeri çıkacak gibi. Hemen bir taşa denk geliyor. Hazır şimdi yağmur birazcık hafifledi. Dinmeye yakın gibi o boşlukta. Vallahi gün gördüm hazır gibi görünüyor aslında biliyor musun? Bayağı başarılıyız bence görünürken. Bence de bayağı başarılı. Ama yukarıya çok verdin sanki. Gerçi bakayım aşağıya. Hmm. Yeri değmemesi lazım. Evet aynen katılıyorum sana. Dört parmak bile yerden yukarıda olsa hem de yağmurda kirlenmeyecek o zaman gün gördüm. Zaten etkilenmeyiz yani o kadardan. Oradaki kabini indirdik. Fırtına olmasaydı indirmezdik ama bayağı korktuk. Çünkü fırtına çıkınca yani sonuçta şuraya bunlar hem cırt cırtlı hem fermuarlı olduğu için yani şu alttaki MDF'yi de sallayacaktı. Zaten şu gördüğünüz şeyler, borular rüzgara dayanıklı değil. Onu kapatmak gerekiyor zaten. Korktuk açıkçası yani. Dolayısıyla bu da bize pratik gelir diye bizim diktiklerimizi astık. Gerçi bunu ters asmışız Güngör'cüğüm. Onu da düzeltiriz şimdi. Bakalım bunda nasıl hissedeceğiz? Ne kadar başarılı olmuşuz? Üst tarafını bağlamayı düşünüyorum da yani dirmek için çapraz olarak. Ha. Rengarenk maşaların var Güngör. O taraf siyah, bu taraf kırmızı. Bu açılmış işte. Allah'tan şimdi rüzgar dindi. Biraz şurada havadan güneş ışığı görünmeye başladı. Üstüne lastik dikmiştik. İki lastik üstüne bağladım. Arkadan da. Ha sen buna iki tane lastik bağladın. Üstü sabitlemiş oldum. Hmm. Arkadaki de öyle bağlı. Hmm. Çapraz olarak demirlere. Arkasını sabitlemiş oldum. Ne kadar gazı çakarsacak fırtına kopartır yerinden. Değil mi? Yani bilemez ne kadar olacağını. Evet. Bence de kesinlikle katılıyorum.
direnebildiği kadar direnir. Ama bugün Yani. gerçekten güzel işimizi gördü. Bir de hafif, çok hafif malzeme. Evet, hafif ve orta şiddette yağmurda, çok öyle aşırı fırtına rüzgar olmaz ama Güngör'cüğüm, bugün yaşadığımız şey fırtına ötesi bir şeydi. Bugünkü hortumdu ya. Evet. Değil mi? Evet. Dolayısıyla yani hortumu hangi çadırda yansın ki? Hiçbir dayanamaz herhalde. Hiçbirisi dayanamaz yani. Ama biz ortamın içinde yakaladık ama bizden bize gelmedi. Uzaktan gitti. Az önce Manzara. telefon düştü ya işte, tam hortumun çıktığı sırada düştü. Yoksa telefon düşmeseydi resmen çıkan hortumu çekecektik. Kısmetliymiş. Vallahi kısmet değilmiş. Ben nereden bileyim hortum çıkacağını bilseydim buna yapışırdım. Çadıra yapışacağım ama. Şimdi elektrikler de kesildi fırtınayla beraber. Dolayısıyla suyumuz yok. Hidrofor çalışmadığından. Güngör bir iki bir şey yıkamaya gitti. Ben de hazırlığına başlıyorum. Başka bir şey var mı? Hı? Yapmak istediğin bir şey var mı? Yok. Kendi kendine pişecek. Müdahalesiz sevdiğimiz yemeklerden bir tanesi. Şurada koyayım mı? Olur. Tamam. Teşekkür ederim. Güzel. Fenerlerimizin durumu ne alemde, bizi bayağı saatlerce gelmezse yeter mi dersin? Yetmez aşkım. Eyvah. Yıldızların ışığında otururuz aşkım. Evet, romantik olacağız o zaman gün gördüm bu Evet. akşam. O da güzel. Alakarga mıydı bu Gülgül'cüğüm? Galiba. Alakarga. Bizim aşağıdaki difrizde buzumuz vardı Güngör'cüğüm. Evet, olmazsa ondan iki tane alıp dolabın içine koyarsak Devam edelim. soğuk tutmaya devam edecektir. Buradan başka bir şey almayacağım ben şimdi.
Yağmur yine başladı. Evet, silmeye başladı. Tamam. Bakın mı? Aslında şefe paraları bir koyabilirim arkaya. Şefe kaldığımız değil mi? Evet. Bence de aslında mantıklı. Şuraya da şöyle taşlarsak gün gördüğü mıknatıslarsak, eğimlersek biz burada yemeğimizi yiyebiliriz gibi bence. Biz şöyle yapı marketlerden böyle büyük boyacıların kullandığı internaylon şeffaf brandalardan alıyoruz. Kamplar da çok işimize yarıyor. Özellikle böyle yağmura falan yakalandığımızda. Çünkü şimdi de böyle fırtına artık rüzgarı olmadığı için bununla belki biraz burayı büyütebiliriz. Şansımızı denemekte fayda var. Bu böyle yetecek. Bayağı sen uzun almışsın zaten. Uzun aldım. Şahane. Mıknatısla... Dur koy da istersen ben tutayım. Tamam. Mıknatıslarla başlayalım bence. Altına da taşlayabiliriz. Olur. Gel bir içine. Bunu iki kap bile yapabiliriz. Bu çok büyük bile. Bakalım ama. Wow. Evet, doğru. Tanımayalım. Evet, çok iyi. Şimdi buradan başlayayım. Bayağı güzel geniş olmuş. Bence de. Bir şey mi oluyor? Evet, bence de. Çekmecede makas var hayatım. Burası iyidir. Bayağı güzel oldu. Güzel bir şey mi? Afiyet olsun. Harika olmuş. Yine sağ ol. Evet, yattık. Geldik. Evet. Artık bu videodan bu kadar. İkinci bölümde sabah kalktıktan sonra devam edeceğiz. Şimdi hoşçakalın. Hoşçakalın. İyi geceler.